Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye'nin en güzel bilim merkezlerinden birinde Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde güzel şehrimiz Bursa'dayız. Bugün burada bulunma nedenimiz Türkiye'nin ilk insanlı astronot ve uzay bilim misyonunu gerçekleştiren Alper Gezer Avcı ile bağlantı kurmak. Buradan Alper Gezer Avcı ile kurduğumuz bağlantı özellikle Türkiye'de milli teknoloji hamlesinde en önemli yol arkadaşlarımız olan gençlerle de buluşmamıza vesile olmuş oldu. Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki misyonunun 7. gününü tamamlamak üzere. Malumunuz Türkiye'nin ilk astronot ve bilim misyonu olarak gerçekleşiyor bu görev. Ve 13 farklı bilim deneyi Türk bilim insanları tarafından hazırlanmış. Genetik, biyoloji, malzeme bilimi gibi alanlarda hazırlıkları tamamlanmış 13 farklı deney Alper Gezer Avcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştiriliyor. Biz bu deneylerin neticelerinin hem Türkiye'nin bilimsel gelişimine önemli katkılar sunmasını hem de küresel bilim literatürüne önemli kazanımlar getirmesini bekliyoruz. Tabii insanlı ilk uzay misyonumuzun önümüzdeki yıllarda mutlaka devamı gelecek. Türkiye hali hazırda uydu geliştirme ve üretiminde sahip olduğu önemli kabiliyeti, deneyimi, birikimi önümüzdeki dönemde derin uzay programlarında daha ileri seviyelere çıkarıyor olacak. Aynı zamanda hali hazırda yıllık 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden yıldan yıla artan bir pay almayı hedefliyoruz. Türkiye'de uzay endüstrisinin, uzay sanayisinin gelişimini Milli Uzay Programımız kapsamında öncelikli hedeflerimizden biri olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Ankara'da bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesi inşa ediyor olacağız. Böylelikle sahip olduğumuz insan kaynağını hem nicelik hem nitelik açısından daha ileri seviyelere taşımaya, bu alanda özel sektörün yeni projelerde daha güçlü şekilde rol almasını sağlamaya çalışacağız. Türkiye savunma sanayinde son 22 yılda muazzam başarılar elde etti. Yıllık 250 milyon dolar düzeyinde olan ihracatımızı 5,5 milyar doların üzerine taşımayı başardık. Ve bütün bu başarı hikayesinde havacılık endüstrisindeki kabiliyetlerimiz lokomotif rol oynadı. İnşallah bu kabiliyetlerimizi şimdi ufkun ötesine uzay endüstrisine taşımaya dönük de yeni bir dönem başlatıyoruz. Türkiye'nin uzay çağı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılına adım atarken bu çalışmalarla inşallah güçlü şekilde başlamış oluyor. Hedefimiz, umudumuz, ümidimiz gençlerimizin, çocuklarımızın ilham kaynağı olacak bu misyonları daha güçlü şekilde gelecekte sürdürebilmek ve bütün bu çalışmalarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yüksek teknolojiyi geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma yolculuğuna katkı sunabilmek. İnşallah Alper Gezer Avcı 14 günlük görevini tamamladıktan sonra önce fırlatmanın gerçekleştiği üste yakın bir bölgeye, okyanusa iniş yapacak. Daha sonra da Türkiye'mize gelecek ve 81 şehrimizde Türk gençliğiyle, Türk çocuklarıyla buluşmalar gerçekleştirecek. Biz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeye, önümüzdeki dönemde bölgesel konumlama ve zamanlama sisteminden ay misyonuna kadar program kapsamındaki hedeflerimize bir bir erişmeye devam edeceğiz. Ve bu yolculukta bilim insanlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz. Bu hafta biliyorsunuz bir çağrı duyurusu da yaptık. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve yine TÜBİTAK Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı çağrılarını, 2024 yılı çağrılarını ilan ettik. Bu çağrılar kapsamında da pek çok bilim insanının Türkiye'ye gelmesini, özellikle geçmiş yıllarda dünyanın farklı ülkelerine giderek araştırmalarını orada sürdürmekte olan Türk bilim insanlarının tersine beyin göçünü sağlamayı hedefliyoruz. Ümit ederim bunların da önemli bir kısmı yine astronomi, uzay bilimi alanlarında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımız olacak. Türkiye inşallah yakın gelecekte uzay teknolojilerinde, uzay biliminde ve uzay sanayinde küresel düzeyde önemli bir oyuncu olarak rol oynamaya devam edecek. Ve yine inşallah önümüzdeki dönemde bütün bu çalışmaların güçlü bir altyapıyla yürütülmesini sağlamaya dönük bir kanun çalışmasını da inşallah meclisimizin gündemine taşımayı amaçlıyoruz. Ümit ederim bu da yakın bir zamanda gerçekleşecek ve böylelikle geçmiş yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurmuş olduğu ve faaliyetlerini yürüten Milli Uzay Programı'nın icrasında öncü rol oynayan Türkiye Uzay Ajansı da önümüzdeki dönemde daha büyük, uzun vadeli projeler gerçekleştirme, nitelikli insan kaynağını daha güçlü şekilde istihdam edebilme imkanlarına kavuşacak. Ben bütün bu sürece destek veren medyamıza, medya mensuplarımıza hasaten teşekkür ediyorum. O gece bizler Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatmaya canlı şekilde şahitlik ettik. Ama biliyorum ki bizimle birlikte 85 milyon tüm milletimiz bu fırlatmayı o gece yarısı saatlerinde 7'den 77'ye büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla takip ettiler. Ve bütün bu heyecanın, coşkunun milletimize yansıtılmasında, milletimizle paylaşılmasında da sizler medya mensuplarımız çok önemli bir rol üstlendiniz. İlk kez belki de Türkiye'de bir bilim misyonu, bir bilimsel faaliyet bu düzeyde toplumsallaşmış oldu. İlk kez bir bilimsel faaliyet bu düzeyde aile sohbetlerine konu olmuş oldu. İlk kez bir bilimsel faaliyet için ufacık çocuklarımızı, anne babaları uykularından uyandırdılar ki ömürleri boyunca unutamayacakları bu heyecana tanıklık edebilsinler diye. Ümit ederim bu ivmeyi önümüzdeki dönemde sürdürelim. Bilimi, teknolojiyi Türkiye'nin gündeminde en üst sırada tutmaya, bu yaşaya kaldığımız zor coğrafyada tam bağımsız Türkiye idealini, iddiasını sürdürebilmek adına Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmenin heyecanını tüm milletimizle paylaşmaya devam edelim. Türk çocukları, Türk gençleri bu yolculuğun öznesi olmak adına en iyi şekilde inşallah hazırlıklarını sürdürsünler. Biz de onlara en nitelikli eğitim imkanlarını sunalım. Önlerindeki engelleri bir bir kaldıralım ve Türkiye'yi inşallah Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye yüzyılına bilimle, teknolojiyle taşıyalım. Tekrar sizlere bugün de bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.